Ölüm meleğinin yardımcıları, rahmet ve azap meleklerindendir. Bir insan vefat edeceği zaman ölüm meleğiyle birlikte rahmet ve azap melekleri de hazır olur. Bu melekler eceli gelmiş olan mümine güzel surette görünüp rıfkla, yumuşaklıkla muamele ederler ve müminin ruhuna "Çık ey güzel cesette bulunan doygun ruh! Hamd edici ve Allah'ın rahmetiyle, güzelliklerle müjdelenmiş olarak çık ve Rabbine kavuş!" diye hitap ederler. Yünün içinden çekilen dikenin yünden bir şeyler koparması gibi, ruh da bedenden çıkarken cesedi paramparça edercesine bir acıyla bedeni terk eder. Mü'mine verilen bu müjde ve meleklerin güzel görünüşü ise, kılıçların vuruşundan daha şiddetli olan ölüm acılarını unutturur ve onu sevince gark eder. Ölümün şiddetini şöyle bir kıyasla daha iyi anlatmak mümkündür. Bizim bir yerimize bir diken batınca yahut bir uzvumuz kesilince duyduğumuz acı, o anda oradan canın çekilmesi sebebiyledir. Bunu bütün uzuvlardan canın çekilmesi anındaki duruma kıyaslarsak, ölüm acısının ne kadar şiddetli olacağı daha iyi anlaşılır. Ruh, vücudumuzu tedrici olarak terk eder. Önce ayaklardan yukarı doğru çekilir. Ayaklar soğumaya başlar. Daha sonra ise bacaklar ve daha yukarı kısımlardan çekilir ve gırtlağa gelince artık insanın dünya ile ilgisi kesilir. Dünyayı göremez ve öteki aleme yönelmiş olur. Artık can boğaza dayanmıştır. Azrail aleyhisselam dünya ile irtibatı koparacak son hamleyi yapar ve ruhu kabz eder. Can artık boğazdan çıkmıştır. İyi bir kişi öldüğünde ruhlar aleminde muhteşem bir misku amber kokusu etrafa yayılır. Melekler o kişinin ruhunu taşımak isterler. Kötü biri öldüğünde ise iğrendirici ve pis bir koku etrafı sarar. Artık imtihan bitmiştir. İman etmenin veya tövbe etmenin hiçbir faydası kalmamıştır. Melekler o ruhu hemen yükseltmeye başlarlar. Dünya semasına varınca gök kapılarının kendisine açılmasını isterler. Böylece 7. kat semaya gelince Allah Teala "Kulumun kitabını İlliyyuna yani levh-i mahfuzun bir kıtasına yazın ve onu yeryüzüne iade edin. Ben onları topraktan yarattım. Yine toprağa çevireceğim ve ikinci defa ondan çıkaracağım." buyurur ve melekler ruhu yeryüzüne indirirler. Bu hadiseler çok kısa bir zamanda gerçekleşir ve bundan sonra ruh bedeniyle alakadar olmaya başlar. Ruh gelir, bedenin yanında durur. Eğer ölen kişi iyi biri ise, birisi gelip cenaze namazını bir vakit sonra kaldırmayı teklif etse, nimetlere, hayırlara kavuşmasını ertelediği için o ruh ona beddua eder. Eğer ölen kötü bir ruhsa, o da gecikmeyi ister. Bir kişi gelip cenaze namazını erkene almak istese, azaba daha erken gideceğinden dolayı o ruh ona lanet eder. Ruh, kendisini kimin yıkayacağını, cenaze namazını kimin kıldırdığını, namazına kimlerin katıldığını görür. Ailesinin yakarışlarını, arkadaşlarının kendisi hakkında ne düşündüğünü duyar. Cenaze namazının ardından kabre varana kadar edilen sohbetlerin nedenli değiştiğine şahit olur. Çoktan futbol, siyaset ve para konuşmaya başlamıştırlar. Aslında dünyada ne kadar da unutulmaya müsait bir cümle olduğunu görür. Kabire kadar kendi bedenini takip eder ve ceset kabre girdikten sonra da ruh cesede iade olunur. Kendisini defnetmeye gelenler birer birer dağılmaya başladığı zaman gidenlerin ayakkabılarının seslerini kabirden işitir. Zaten herkes ona ancak kabrine kadar arkadaşlık edebilir.
dünyadayken teselli bulunan meselelerse kabrin bu tarafında pek esassızdır. Derken siyah ve mavi renkli iki melek çuka gelir. Münker ve Nekir. Sesleri şiddetli gök gürültüsü ve gözleri çakan şimşek gibidir. Tüyleri yerde sürünür, kabri dişleriyle deşerler ve teftiş ederler. Cenaze mezara konduğu zaman kendisini teşhi edenlerin daha ayak sesleri kesilmemiştir ki melekler kendisine soru sorarlar. Tam da o dakikada nurani bir şey gelir ve onun başucuna oturur. Bu onun namazıdır. Bir başka nurani şey ayak ucuna oturur. Bu onun sair hayrat ve hasenatıdır. Bir başka nurani şey onun sağ tarafına oturur. Bu onun orucudur. Bir başka nurani şey sol tarafına oturur. Bu da onun zekatıdır. Bunlar sağdan ve soldan kabrin onun kemiklerini sıkmasına, canını yakmasına, sıkıntılar vermesine karşı korurlar. "Rabbin kimdir?" derler. Mümin ruh, "Rabbim Allah'tır" der. Onlar, "Dinin nedir?" derler. Mümin ruh, "Dinim İslam'dır" der. Onlar, "Bunları sana bildiren nedir?" derler. O da, "Allah'ın kitabını okudum, ona inandım ve tasdik ettim" der. Bunun üzerine semadan bir ses gelir. "Kulum doğru söyledi. Cennette makamını hazırlayınız. Onun için cennetten bir kapı açınız" der. Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam ifadesine göre, kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur. Melekler kafir, münafık veya günahkar ruhu sorguya çektiklerinde ise, "Rabbin kimdir?" derler. O da, "Bilmiyorum" der. Onlar, "Dinin nedir?" derler. O da, "Bilmiyorum" der. Onlar, "Size kim peygamber olarak gönderildi? Peygamberiniz kimdir?" derler. O yine, "Bilmiyorum" der. Her ne kadar cevaplarını dünyadayken bilse de yaşamadı. Gereğini yerine getirmediği gerçekleri orada söyleyemez. Çünkü burası amellerle konuşulan yerdir. Bunun üzerine semadan bir ses, "Yalan söyledi. Cehennemdeki yerini hazırlayınız" der. Onun için cehenneme bir kapı açarlar. Cehennemin harareti ve kokusu gelir. Kabri daralır ve onu sıkıştırır. Çirkin yüzlü ve kötü elbiseli bir adam gelir ve ona şöyle der, "Sana yazıklar olsun. Vaat olunduğun gün işte bugündür." Kötü ruh ona, "Sen kimsin? Çirkin yüz kötülük getirdi" der. Salih amellerin nurani suretlere büründüğü, kötü amellerin ise kötü suretlere büründüğü bu alemde çirkin adam cevap verir. "Ben senin çirkin amelinim" der. Bunun üzerine, "Rabbim kıyameti koparma" der. Sonra kör, sağır, dilsiz ve elinde balyoz olan birisi gelir. Elindeki bir dağı toz toprak edebilecek olan bir balyozla kötü ruha vurur ve onu toprak ediverir. Sonra Allah onu eski haline getirir, tekrar vurur. Öyle bir çığlık atar ki insanlar ve cinlerden başka her şey onun feryadını işitir. Zeyd bin Sabit anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'la Beni Neccar'a ait bir bahçedeydik. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir katırın üstündeydi. O an katır bir tarafa doğru meyletmeye başladı. Neredeyse Efendimiz'i aleyhissalatu vesselam üstünden atacaktı. O kadar hızlı bir tarafa gitmeye başladı ki bir de baktık etrafımızda kabirler var. "Bu kabirlerde kimler var biliyor musunuz?" diye sordu. Birisi, "Evet ya Resulallah, ben biliyorum" dedi. "Eğer sizler bu arkadaşlarınızı defnediyor olmasaydınız, ben şimdi burada Rabbime dua ederdim ki, kabirde azap görenlerin feryadını, figyanını size duyurmak isterdim. Eğer bu feryatları duysaydık, belki kabirlere gidemeyecek,
bir daha mezar kazamayacak, korkup ölülerimizi denizlere atacak, sahralara bırakıp kaçacaktık. Şeddat bin Evs de şöyle demiştir: "Ölüm, dünya ve ahiret musibetlerinin en korkuncudur. Eğer ölülerden biri kalkıp da dünyadakilere ölümü haber verseydi, dünyadan faydalanamaz ve hiçbir şeyden lezzet alamazlardı."